Gerçekten söyleyemem. Tutku. Ne olur ısrar etmeyin Haluk Bey. Yani ben bunu size söyleyemem. Belki daha sonra söylerim ama şimdi değil. Yani benim bunu zaten kimseyle paylaşmamam gerekiyordu. Bana bunu söyleyen kişi sizin öğrendiğinizi duyunca benim başım derde girebilir. Ama ben bunu göze aldım. Yani siz Meltem ondan boşanmak istemezken, onu bu kadar çok severken arkanızdan dönen dolapları bilmeniz gerekiyordu. Çünkü siz çok değerlisiniz ve bunu hak edecek hiçbir şey yapmadınız Haluk Bey. Kadriyan ne o ne? Akram altın Hatice'm. Aa, böyle zor günler için saklamıştım. Zamanı geldi. Haluk oğluma takacağım. Altın mı takacağız? Tabii oğlum. Aa, nikahta altın takılır. Ya bazıları böyle hani para takıyorlar, nakit takıyorlar ama her zaman altın makbuldür. Abi, altın diyor, para diyor. Duydum Şükrü. Nikah tazelemek güzel bir fikirmiş. Sevdim bu durumu oğlum. Siz de mi tazeleseniz acaba? Abi, biz zaten yeni evli sayılırız. Bizim tazeleme gerçekçi olmaz. Sizin nikah daha eski. Sen yengeyle mi tazelesen acaba? Doğru söylüyorsun Şükrü. Bizim nikah bayatladı. Ama Emine yengeyi buna ikna etmen lazım. Ne iknası Şükrü? Benim bir sözüm emir niteliğindedir. Ben ne dersem o. Emine, hazırlan, biz de yarın nikah tazeleyeceğiz. Ben o hatayı bir kere yaparım Hüseyin. Neden çıktı bu nikah tazelemek falan? Tazelemem ben. Ne planlar peşindesin sen bakayım? Adamı hasretme Emine. İçimden geldi. Senin içinden gelse gelse kötü kokular gelir. Küflenmiş Hüseyin. Hadi. Ayağımın altına alacağım. Bu ne Gönül? Bu Meltem'in nikah tazeleme elbisesi. Bu da Haluk'un takımı. Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Sen ne düşünceli, ne enteresan bir insansın sen ya. Bunu da mı düşündün? Vallahi tebrik ederim seni Gönül. Vallahi çok aceleye geldi. Aslında gelinlikle damatlık alacaktım ama vaktim yetişmedi. İnşallah giydiririz bunu Haluk'a. Ne demek? Tabii ki giyecek. O kadar uğraştım ben. Aslında çaktırmıyor ama Haluk'un ağzı kulaklarında. Meltem de çok mutlu. Eski günlere geri dönüyoruz sonunda. Oh. Yalnız bir şey hatırlatacağım sana. En son Haluk ve Meltem gelinlik ve damatlık giydikleri zaman başımıza neler gelmişti hatırlarsın değil mi? Hatırlıyorum. Ay Tuna, Kemal amca gelmiş. Hadi inelim artık. İnelim de ben böyle yani nikah kimliğimle mi ineyim yoksa normal kimliğimle mi ineyim? Aynen böyle in Tuna. Ki bütün sürpriz bozulsun. Aa, tabii bozuldu tabii. Koy onu bir şeye de sonra giyeceksin. O zaman sen bunu şey yap. Yani bir torbaya, çantaya bir şey koy ki. Tamam, hadi. Böyle yapalım. Ya aslında yani bu şey yani karakter oyunculuğu böyle bir şey görüyor biliyor musun? Yani elbise giydiğin anda her şey başlıyor. Kendini çıplak hissediyorsun. Neyse ben söylediklerimle yeteri kadar canınızı sıktım. Çok özür dilerim Haluk Bey. En iyisi gideyim. Tamam sağ ol. Git gidebilirsin. Sizi üzdüğüm için gerçekten çok üzgünüm Haluk Bey. Sizi az çok tanıdıysam bu söylediklerimi hiç kimseye anlatmayacaksınız ve içinize atacaksınız gururunuzdan biliyorum. Ama bunları konuşmamanız doğru değil. Yani ne zaman konuşmak, dertleşmek isterseniz beni arayın. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Gerek yok, sağ ol. Sonuçta hiç bilmeyen birine diyemezsiniz Meltem benim bir başkasına. Hadi Tutku, hadi gidebilirsin. Heyecan var mı heyecan? Ya ben tam çıkıyordum. Aa, nereye çıkıyorsun? Nereye çıkıyorsun? O kadar hazırlandık senin için. Hiçbir yere gitmiyorsun. Meltem de gelecek zaten birazdan. Geldi.
Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba damat, nasılsın? Sağ ol baba. Biz Meltem'le baş başa olmayacak mıydık? Ya ben böyle bir organizasyonun daha hoş olacağını düşündüm de o yüzden şey yaptım. İyi düşünmüşsün. İyi canlı. Evet. Ben gideyim yukarıdan diğer eşyaları alayım. Tamam, tamam. Gönül bayağı heyecanlı ya. Çok heyecanlı ama bunca aradan sonra tekrar bir araya gelecekler, kavuşacaklar. Kemal amca normal yani. Doğru. Tabii o biraz gerginlik de yapar yani. Tabii, tabii. Gel, geç hayatım. Hoş geldiniz. Gelin, gelin. Şöyle biraz şenlikli olalım bakalım. Hoş geldiniz. Merhaba Kemal amca. Merhaba. Emine ne yapalım biliyor musun? Bak canım şunları bir topla sen, tamam mı? Ona göre bir ayarlamalar yapalım. Ben bir şeyler getirdim. Bak orada paketler var. Olur. Onlarla falan bir şey merak etme. Hadi tamam biz üstümüzü çıkaralım. Hadi. Ya ben odamda durmak istiyorum. Bugünü mü buldun odamda duracak yani? Ne oluyor sana hiç anlamıyorum Haluk. Şey yok. Ya bak birazdan Meltem gelecek. Böyle eski güzel günlerinize geri döneceksiniz. Bitecek artık bu çalkantılı günler. Yetti artık bize de. Lütfen kendine gel biraz. Toparla kendini. Doğru. Güzel günler bizi bekliyor. Ha yine gidiyor. Değil mi? Gönül Meltem Hanım'a ne takacak acaba? Ay bize ne anne? Bize ne olur bu canım? Eski arkadaşı, can yoldaşı. Yani bence bunun bir tam altın takması lazım. Kadriyane'ye katılıyor. Evet. Yani baksana göğe arkadaşı olacak en yakın arkadaş. Giyimine bak şunu. Ay saçını şey bile yapmamış böyle hani vardır ya baltı topusu. Ondan bile yapmamış. Ya yapmaz size ne ya? Üf. Ayrıca baksana yiyecek neler hazırlamışlar. Bizim komşunun oğlunun sünnet düğününde bile tavuk pilav vermişlerdi.